Yıldızlarla dolu sonsuz evren, insanlığın merak duygusunu ve hayal gücünü her zaman tetiklemiştir. Ancak, bu sonsuzluklar arasında kaybolurken, insanlık, en temel soruları sormaktan da geri kalmamıştır. Evren nasıl başladı, madde ve enerji nasıl oluştu ve en önemlisi, biz neden buradayız? Bu soruların cevapları, doğanın ve evrenin gizemlerini çözme yolculuğunda başlayan, bilim dallarının derinliklerinde yatıyor. Bu yolculuğun merkezinde ise, fizik bilimi, insanlığın evreni anlama çabasında, bir kılavuz ve bir pusula olarak yer alıyor. Günlük yaşamımızda hissettiğimiz herhangi bir etkiyi anlamak için, fizik bilimine başvururuz. İster bir elma düşsün, ister bir kuş uçsun, bu olayların hepsi, fiziksel yasalara tabidir. Ancak, fizik sadece günlük yaşamın sınırlarını aşmaz, aynı zamanda, evrenin en küçük yapı taşlarından, en büyük yapılarına kadar, her şeyi kapsar. Bu videoda, fizik biliminin sınırlarını zorlayan ve evrenin en temel yapılarını açığa çıkaran bir teoriye, standart modele odaklanacağız. Standart model, modern fizikteki en büyük başarılardan biri olarak kabul edilir ve evrenin temel parçacıklarını ve bu parçacıkların etkileşimlerini açıklar. Ancak, bu karmaşık modelin ardında yatan gerçekler, sadece bilim insanlarını değil, aynı zamanda, insanlığın, evren hakkındaki temel bilgisini de yeniden tanımlamıştır. Evrenin en temel yapı taşları, standart modelin altında yatan temel parçacıklardır. Bu parçacıklar, fermiyonlar ve bozonlar olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Fermiyonlar, maddenin yapı taşları olarak kabul edilir ve leptonlar ile kuarklar olmak üzere iki alt kategoriye ayrılır. Leptonlar, elektron, müon, tau ve bunlara eşlik eden nötrinolar gibi altı lepton ailesini içerir. Bu parçacıklar, bir elektrik yükü taşıyan leptondur ve güçlü etkileşimlere katılmazlar. Birçok temel süreçte rol oynarlar. Örneğin, elektronlar, atomların dış kabuklarında yer alır ve kimyasal tepkimelerde kritik bir rol oynarlar. Diğer yandan, nötrinolar, çok zayıf etkileşimlere sahip varlıklarıyla bilinir ve genellikle, yıldızlar arası uzayda veya yoğun nükleer reaksiyonlarda bulunur. Elektriksel yükleri olan ve zayıf nükleer kuvvet etkileşimine tabi olan parçacıklardır. Leptonların temel özelliklerinden biri, kendilerinden daha ağır parçacıklara dönüşebilmeleridir. Örneğin, bir elektron nötrinosu, bir elektrona dönüşebilir. Leptonlar, standart modelin bir parçasıdır ve temel parçacıkların sınıflandırılmasında önemli bir rol oynarlar. Kuarklar ise, daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Kuarklar, atomaltı parçacıkların daha da temel bileşenleridir. Bunlar, atomun çekirdeğinde bulunan protonlar ve nötronların bileşenleridir. 6 farklı kuark türü vardır. Yukarı, aşağı, garip, üst, alt ve çarpık kuarklar bulunmaktadır. Bu kuarklar, protonlar ve nötronlar gibi hadronların yapı taşlarıdır. Kuarklar, güçlü nükleer kuvvet tarafından bir arada tutulurlar ve farklı kombinasyonlarda bir araya gelerek çeşitli hadronları oluştururlar. Fermiyonlar, maddenin temel yapısını oluştururken, leptonlar ve kuarklar, evrenin karmaşık ve çeşitli yönlerini anlamamıza yardımcı olur. Ancak bunlar, parçacıkların sadece bir bölümüdür ve standart model, evrenin daha derin katmanlarını keşfetmek için daha fazla konuya ilham verir. Fermiyonların yanı sıra, standart modelin bir diğer önemli bileşeni de bozonlardır. Bozonlar, kuvvet taşıyıcıları olarak işlev görür ve doğadaki dört temel kuvvetin, yani yerçekimi, elektromanyetizma, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvetin iletilmesinden sorumludur. Bu bozonlar, farklı kuvvetlerin etkileşimlerini açıklar ve evrenin karmaşık olaylarını yönlendirir. Elektromanyetik kuvveti taşıyan fotonlar, belki de en iyi bilinen bozonlardır. Elektromanyetik alanların, ışığın ve elektromanyetik etkileşimlerin taşıyıcısı olan fotonlar, günlük yaşamımızın bir parçasıdır. Elektrikte çalışan cihazlarımızdan, güneşin parıltısına kadar, hayatımızın her alanında varlığını hissettirir. Zayıf nükleer kuvvetin taşıyıcıları olan, V ile Z bozonları, radyoaktif bozulma gibi süreçlerde rol oynarlar.
bu bozonlar, beta bozulması gibi olaylarda, parçacıklar arasındaki zayıf etkileşimleri taşır ve nükleer dönüşümlerin gerçekleşmesine izin verirler. Bu durum, atomaltı dünyanın karmaşıklığının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Güçlü nükleer kuvveti taşıyan gluonlar, kuarkların bir arada tutulmasından sorumludur. Bu durum, atom çekirdeklerinin içindeki nükleonların, protonlar ve nötronların bir arada tutulmasını sağlar. Gluonlar, renk yükü adı verilen kuarkların özelliğini taşırlar ve kuantum renk dinamiği olarak bilinen bir teoriye dayanırlar. Standart modelin önemli bir parçası olan elektromanyetik etkileşim, evrenin en temel kuvvetlerinden birini açıklar. Bu etkileşim, yük taşıyan parçacıklar arasındaki etkileşimlerden sorumludur ve elektromanyetizma olarak bilinen fenomenlerin altında yatan prensipleri açıklar. Bu etkileşim, foton adı verilen bir parçacık aracılığıyla gerçekleşir. Fotonlar, elektromanyetik kuvvetin taşıyıcılarıdır ve ışığın, elektromanyetik alanların ve elektromanyetik etkileşimlerin temelinde yatar. Elektrik yükü taşıyan her parçacık, elektromanyetik alanlar oluşturur ve bu alanlar, fotonlar aracılığıyla diğer yük taşıyan parçacıklarla etkileşime girer. Bu etkileşimler, manyetizma, elektriksel kuvvetler ve elektromanyetik radyasyon gibi birçok doğa olayını açıklar. Fotonlar, herhangi bir kütleye sahip olmayan ve ışık hızında hareket eden parçacıklardır. Bu özellikleri, onları evrenin en hızlı hareket eden parçacıkları yapar ve elektromanyetik etkileşimlerin anında yayılmasını sağlar. Aynı zamanda, fotonlar, farklı dalga boylarında ve enerjilerde bulunabilirler, bu da, elektromanyetik spektrumun genişliğini açıklar. Elektromanyetik etkileşim, manyetizma, elektrik ve ışığın yanı sıra, günlük yaşamımızın birçok yönünü etkiler. Elektrikte çalışan cihazlarımızın enerji iletimi, radyo dalgalarının iletilmesi ve güneş ışığının yeryüzüne ulaşması, tümü elektromanyetik etkileşimlerin bir sonucudur. Bu nedenle, fotonlar ve elektromanyetizma, standart modelin, evrenin karmaşık doğasının merkezinde önemli bir role sahiptir. Fotonlar ve elektromanyetik etkileşim, standart modelin temel yapı taşlarından biridir ve evrenin en temel kuvvetlerinden birini açıklar. Ancak, standart model, bu karmaşık etkileşimlerin tamamını açıklayamaz. Bu nedenle, bilim insanları, evrenin daha derin katmanlarını keşfetmek için daha fazla araştırma yapmaya devam ediyorlar. Standart modelin bir diğer önemli bileşeni, zayıf nükleer kuvvet ve bu kuvvetin taşıyıcıları olan V ile Z bozonlarıdır. Zayıf nükleer kuvvet, nötronların ve protonların altındaki kuarklar arasındaki etkileşimlerden sorumludur ve radyoaktif bozulma gibi süreçleri yönetir. Bu bozonlar, zayıf nükleer kuvvetin taşıyıcılarıdır ve bu kuvvetin işleyişini açıklarlar. Beta bozulması gibi süreçlerde, parçacıklar arasındaki zayıf etkileşimleri taşır ve nötronların, protonlara dönüşümü gibi radyoaktif olayları yönlendirirler. Bu durum, atomaltı dünyanın karmaşıklığının daha iyi anlaşılmasını sağlar. V bozonları, elektrik yükü taşırlar ve nötron ve protonların birbirine dönüşmesinde rol oynarlar. Pozitif V bozonu, bir nötronun, bir pozitron ve bir elektron nötrinosuna dönüşmesini sağlar. Negatif V bozonu ise, bir protonun, bir elektron ve bir elektron nötrinosuna dönüşmesine yol açar. Z bozonu ise, nötron ve protonların karşılıklı etkileşimlerinde rol oynar ve bu etkileşimlerin dengelenmesini sağlar. Standart modelin diğer önemli bileşeni, atom çekirdeklerini bir arada tutan, güçlü nükleer kuvvet ve bu kuvvetin taşıyıcıları olan gluonlardır. Güçlü nükleer kuvvet, atomaltı parçacıklar arasındaki en güçlü etkileşimlerden biridir ve çekirdeği bir arada tutar. Kuarklar arasındaki etkileşimleri ve protonlar ile nötronların bir araya gelerek çekirdeği oluşturmasını sağlar. Bu kuvvet, güçlü etkileşimlerin taşıyıcısı olan gluonlar aracılığıyla iletilir. Gluonlar, atomaltı parçacıkların taşıdığı temel kuvvet parçacıklarıdır ve kuarklar arasındaki güçlü etkileşimleri sağlarlar. Adlarını, yapışkanlık anlamına gelen glu kelimesinden alırlar çünkü kuarkları bir arada tutarlar. Kendileri de kuark benzeri parçacıklardır ve renk yüklerini taşırlar. Bu renk yükleri, kuarkların birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlar.
Gluonlar, bir kuarktan diğerine geçerken, renk değiştirerek, sürekli olarak etkileşirler. Bu sürekli renk değişimleri, gluonların birbirlerine çekilmesini ve uzaklaşmasını sağlar ve sonuç olarak güçlü nükleer kuvveti oluşturur. Gluonlar, elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısı olan fotonlara benzer bir şekilde hareket ederler. Ancak, farklı olarak, kendileri de renk yüklerini taşıdıkları için, kuarklar arasındaki güçlü etkileşimlerde, fotonlardan farklı bir rol oynarlar. Güçlü nükleer kuvvetin ve gluonların etkisi, çekirdekteki kuarkların bir arada tutulmasını sağlayarak, atomaltı parçacıkların stabilitesini sağlar ve dolayısıyla, maddeyi oluşturan temel yapı taşlarının bir arada kalmasını sağlar. Standart modelin en önemli keşiflerinden biri, kütle kazandırma mekanizmasını açıklayan Higgs bozonudur. Higgs bozonu, temel parçacıkların kütlesini kazanmalarından sorumlu olan bir parçacıktır ve standart modelin eksikliklerini giderir. Kütle kazandırma mekanizması, parçacıkların kütlelerini kazanmasını sağlar ve evrenin temel yapı taşlarının kütlesiz bulunmamasını açıklar. Bu mekanizma, Higgs alanı adı verilen bir alanın etkileşimleriyle gerçekleşir. Higgs alanı, evrenin her yerinde var olan ve tüm parçacıklarla etkileşime giren bir alan olarak kabul edilir. Parçacıklar, Higgs alanı ile etkileşime girdiklerinde kütlelerini kazanırlar. Bu bozon, Higgs alanının varlığını doğrulayan ve bu mekanizmanın parçacıklar arasındaki etkileşimlerini açıklayan bir parçacıktır. 2012 yılında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneylerinde Higgs bozonunun varlığı kesin olarak kanıtlanmıştır. Bu durum, standart modelin temel bir bileşeni olarak kabul edilmesini sağlamıştır. İsmi, İskoç fizikçi Peter Higgs'ten gelir çünkü Higgs, bu parçacığın varlığını öngören bir teori geliştirmiştir. Higgs bozonu, standart modeldeki elektrozayıf simetri kırılmasını açıklamak için temel bir bileşendir. Bu simetri kırılması, elektromanyetik kuvvet ile zayıf nükleer kuvvetin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkar. Higgs alanı, uzayı dolduran bir alan olarak düşünülür ve parçacıkların kütle kazanmasını sağlar. Standart model, evrenin temel yapı taşlarını ve onların etkileşimlerini açıklamada oldukça başarılıdır. Ancak, bu modelin sınırları da vardır ve bazı temel fenomenleri tam olarak açıklayamaz. Özellikle, karanlık madde ve karanlık enerji gibi, evrenin büyük bir kısmını oluşturan, gizemli bileşenleri açıklamakta başarısızdır. Bu nedenle, fizikçiler, standart modelin ötesine geçen ve evrenin daha derin sırlarını ortaya çıkaran, yeni fizik teorileri ve modelleri araştırmaktadır. Bu yeni araştırmalar, kuantum kütle çekimi gibi yeni fenomenleri açıklamak için gereklidir. Standart model, yerçekimi kuvvetini açıklayamaz. Genel görelilik teorisi ile kuantum fiziği arasında uyumsuzluklar vardır ve bu nedenle kuantum kütle çekimi gibi yeni bir teoriye ihtiyaç duyulmaktadır. Standart model, farklı parçacıkların kütlelerinin neden bu kadar farklı olduğunu açıklayamaz. Özellikle, Higgs bozonu tarafından sağlanan kütlelerin, diğer parçacıkların kütlelerine neden bu kadar büyük katkı yaptığı sorunu, hiyerarşi problemi olarak bilinir. Aynı zamanda, nötrinoların kütlelerini açıklayamaz. Gözlemler, nötrinoların kütlelerinin sıfır olmadığını göstermiştir, ancak standart modelin mevcut formu, nötrinoların kütlelerini açıklamakta yetersizdir. Birçok fizikçi, standart modelin ötesinde, evrenin daha derin yapısını açıklayabilecek bir büyük birleşik teori arayışındadır. Bu teori, kuantum mekaniği ile genel görelilik teorisini birleştirerek, evrenin en temel kuvvetlerini tek bir çatı altında birleştirebilir. Bununla birlikte, bu tür teorilerin deneysel olarak doğrulanması zor olabilir ve büyük ölçekli parçacık hızlandırıcılar ve gözlem evleri gibi ileri teknolojiler gerektirebilir. Örneğin, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, standart modelin ötesinde yeni parçacıkları ve fenomenleri keşfetmek için önemli bir araçtır. Yeni fizik ötesi araştırmalar, evrenin gizemlerini çözmek ve standart modelin sınırlarını zorlamak için heyecan verici bir alanı temsil eder.
O araştırmalar, insanlığın evrenin doğasını daha iyi anlamasına ve belki de evrenin en temel sorularını yanıtlamasına yardımcı olabilir. Bu nedenle standart modelin sınırları ve yeni fizik ötesi araştırmaları, modern fizikteki en heyecan verici ve önemli konulardan birini oluşturur. Bu alanlardaki keşifler, insanlığın evren hakkındaki anlayışını ve bilgisini büyük ölçüde artırabilir ve gelecekteki teknolojik gelişmelere ilham verebilir. Yepyeni bilimsel içerikler için abone olmayı unutmayınız.